Kaybedenler Kulübü'nden Yavuz'la beraberiz. Güzel bir mücadele oldu. Yine istediğiniz sonuca ulaşamadınız Yavuz bu haftada. Ama takım yavaş yavaş toplanıyor. Geçen hafta kaleciniz yoktu. Bu hafta o gelmiş. Mert yoktu galiba bu maç. Neler düşünüyorsun bu mağlubiyet hakkında? Evet. Öncelikle istediğim sonucu alamadık. Rakipliğinde sağ güzeldi. Toplayalımız kötüydük. Bizden 3 puan almış olabilir ama ruhumuzu alamadılar. Takım olarak toplamadık. Tam bir toplama takıma döndük. Mert geliyor, Yunus gelmiyor, o geliyor, bu gelmiyor. Hepsinin evlilik hazırlıkları var açıkçası. Hayatımızdaki öncelikleri bugün hangi arkadaşlarımız veriyor öğrenmiş olduk. Artık önümüzdeki Çek Cumhuriyeti ve İspanya deplasmanlarına bakacağız. Oradan çıkartacağımız 3 puanlarla burada ömür gücü berabere kalırsa diğer takımlarla rakiplerin de puan kaybetmesi durumunda şampiyon olacağımıza inanıyoruz. İnşallah bu yolda devam edeceğiz. Tüm arkadaşlarımıza başarılar, rakibe başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de önümüzdeki maçlarda başarılar. Ömür gücünden Batuhan'la beraberiz. Güzel bir mücadele oldu. Batuhan 2'de 2 yaptınız bu hafta. Hakeme biraz itirazlarınız oldu bu maç boyunca. Neler düşünüyorsun maç hakkında? Maça eksik başladık. 2 tane defans oyuncumuz yoktu. Onlar gelince daha iyi oynuyor tabii. Hakem hakkında bir şey demiyorum. Canı sağ olsun. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Kaptanınız biraz sinirlendi hakeme. Mesut da buradan ne diyorsun? Haklı mı? Bence haklı. Tabii ki. Hani herkes sinirlendi. Sadece o değil. Bir şey demiyoruz hakem. Yapacak bir şey yok. Peki önümüzdeki haftalarda neler düşünüyorsun? Böyle devam edecek mi? Yani ligde size rakip olarak gördüğün takımlar var mı? Estağfurullah. O kadar değil tabii. Çamlıca var. Koytus var. Hayırlısı olsun. İyi olan kazanır. Bu hafta Çamlıca'da Koytus'ta 2'de 2 yaptı bildiğin gibi. Evet. Siz de 2'de 2 yapan 3. takım oldunuz. Önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki maçlarda başarılar diliyorum. Ben tebrik ediyorum galibiyetiniz için. Görüşmek üzere.